Şimdi ben de şunu söylemek istiyorum. Bazı insanlar Enver niye bu kadar umutsuzsun gibi bir değerlendirme yapabilir. Sebebini söyleyeyim. Sonuç itibariyle insanın nefes aldığı her an hayatta elbette ki umudu diriltir. Yani şu kadın voleybol milli takımının başarı kazandığındaki duygu bile insanları birleştirebiliyor. Ancak haklı olarak insanlarla konuştuğumuzda her Allah'ın günü yaşıyorum, evden pek çıkmıyorum ama ya Enver muhalefeti eleştirmenin zamanı mı dediklerinde artık bıktım. Çünkü benim tüm hayatım, bütün gazetecilik hayatım, bütün okur yazarlık hayatım, popüler olduğum olmadığım dönemlerde de hep sırası mı, şimdi zamanı mı denen, ailelerimizden de gelen baskılarla geçti. Peki dün zamanı değildi, evveli gün zamanı değildi, ondan evveli gün de zamanı değildi. Bugün de değil, ne zaman zamanı? Yani şimdi Orhan Gökdemir kalkıp da defalarca söyledik bu arada bunu. Kalkıp da ya arkadaş bu cumhuriyet çökmüş. Çöken cumhuriyetin içinde başka hiçbir şey vaat etmeyen kimselerden oluşan bir arayış aptalcadır diyorum. Bak Kılıçdaroğlu'nun sadece yaptığı iki tane hareket anlamlıydı. Başka değil. Şimdi sana onu soracağım. Sen biliyorsun konuyu çünkü. Bir tanesi Sadat'ın önüne gitti. Burası nedir, bu dükkan nedir diye sordu. Bir tanesi de Beşli Çete'ye el koyacağım dedi. Gerisinin tamamı çöp bile olsa bu iki soruyu soran insan Orhan Gökdemir de sorsa, Ahmet de Mehmet de sorsa Türkiye'de olmuyor. Şimdi soruyorum Orhan, Sadat neydi de adam öldü, Cumhurbaşkanı'nın da danışmanıydı, bütün milletvekilleri bilmem neler AKP'liler gitti. Neydi abi Sadat? Ya hepsi gitti diyemem. Aslında biraz mahcup da gitti. Bazı AKP milletvekilleri gitti. Ama normal olarak Adnan Tanrıverdi'nin devlet töreniyle gömülmesi gerekirdi. Çünkü o devleti şu anda yöneten rejimin kuruluşunda çok önemli rol üstlenen birisi. Yani birincisi bu. Ama ikincisi, yani burayı açayım. Burayla ilgili benim de şeyim, dahlim olduğu bir takım meseleler var. Ama yani demin söylediğin bu laiklikle ve cumhuriyetle ilgili toplumunda bir duyarlılık olmaması meselesi aslında biraz sınıfsal bir mesele Enver. Geçen hafta bir şey dedik. Polonez işçileri Çatalca'nın dibinde bir yerde bir fabrika. Orada işçiler direniyorlar. Asgari ücretin altında ücret verip çalıştırmak istedikleri için direniş başlamış. Bayağı da bir herhalde 100'ün üzerinde işçi şu anda kapısında direniyor. Bunlar en alt sınıfta. Kadınların çoğu türbanlı ama laikler. Yani orada gelen sol partileri gördükleri zaman yüzünde güller açıyor. Mesele şu, laiklik ve cumhuriyet, yani burjuvazinin yedeğinde kurulmuş bir sistem, düzen. Ama artık burjuvaziyle falan hiçbir ilgisi yok. Artık laiklik ve cumhuriyet yoksulların, işçilerin meselesi. Ondan dolayı ortalıkta pek görünmemesi doğal. Mesela biz Polonez işçilerini de pek ortalıkta göremiyoruz. Ama alttan alta bir hayat devam ediyor. Bir kere bunu konuşmamız lazım. İki, Kılıçdaroğlu konusunda söylediğin şeylere katılırım. Yani bazı zorda kaldığı durumlarda böyle atraksiyonlar yaptı. Ama yani savcılıklarını saymaya kalksak herhalde senin programının şeyi yetmez. Yani Ben böyle onu bir adım ileri atarlar, 100 adım geri atarlar. o sağcılıkları sayalım. Kaçmayalım ondan. Yani Ömer, sonuç Ekrem itibariyle. İmamoğlu'nu o adam buldu ya. Tamam ama Babasından istediği gibi. hiçbir itirazım yok. Ama sadece dikkat et. Birisi Sadat'ın önüne gidip Beşli Çete'den hesap soracağım dediği anda bile sistem çöküyor. Üzerine biniyor. Yani her türlü sağcılığı yapan Kılıçdaroğlu bile sistem tarafından şu iki cümleye tahammül edilemiyor. Ben onu kastediyorum. Özgür'ün ya da Ekrem'in bunlara itirazı olduğunu da zannetmiyorum ama şunu söylüyorum. Türkiye'de insan bu kadar bencil oldukça, orta sınıf denen beyaz yakalılar şimdi aa ne oluyor falan dediğinde bana göre Orhan Gökdemir'i yine duymuyor. Yine çöz. Ben kimle konuşsam İstanbul'da şey arkadaşlarım, sanatçı arkadaşlarım falan, ay canım başkanım falan diyorlar Ekrem'e. Neden? İki tane konser aldık, üç tane turne yaptık bilmem ne diyor. Ya bir ülkenin aydınının, sanatçısının bu kadar çürümüş olduğu, sen diyordun ya aydın çürümesi diye, aydın çöküşü diye, bu kadar sefil bir dönem ben hatırlamıyorum. Var mı Orhan? Ya olur bunlar. Bunlar böyle olduğunu biliyoruz. Cumhuriyeti kuranlar da bir aydın patlamasının içerisinde değildi. Yani olur yani. Böyle dönemler. Ya bak şey yapmışlar, demin sen söyledin.
Paris'te bir ev mutluluğuna tutmuşlar. Günlüğü 300 bin dolar diyorlar. Açıklama yapmış Murat Ongun. Hayır öyle değil. Haftalığı 249 bin dolar. Böyle bir fantezi içindeler bu arkadaşlar. Ne yaptıkları da belli değil.